Yapay zeka deyince artık aklıma <laughs> Nevşin Bengi geliyor çünkü. <laughs> Geçen 11 Temmuz bir gün önce mi aynen dün. <laughs> evet kanka ormanları teröristler yakıyor, Suriyeliler yakıyor, Afganlar bebekle sevişiyor, ondan yanıyor ormanlar diye bir tweet atmış. Evet kanka yazmasına bayağı güldüm Allah affetsin. <laughs> Abi rastgele çöp fotoğrafı paylaşmış. Yani evet insanlar çöp atıyor yani bunun ırkla bir alakası yok da. Ben anlamadım yani Kimse zaten orman yangınlarını Suriyelilerden falan sorumlu tutmamıştı ki yani böyle ben görmedim en azından. Veya ne bileyim bir tane böyle ne bu ne paketi bu sigara paketi diyeyim bir tane sigara paketi e, tüm orman yangınlarına sebep olmuyor ki. Yani şey gerçekten ya NPC gibi kadın gerçekten e, dümdüz NPC yani bu Nevşin Mengü'nün zaten geçmişte attığı tweetler var eee Afganlar hakkında falan. Aha burada var. Bak 2013'te. Kadınlar için standart İstanbul sabahı 300 metrede 200 2, 2, 2 taciz. Memlekete insan kontenjanından göçmen almak lazım. E, demiş. Yani göçmen karşıtlığı yaptığı aynı zamanda hani ırkçı da e, şey yaptığı. Memleket Afganistan'a döndü artık iyice. E, 2011'de falan attığı tweetler. Aşiret nedir? Allah sen şu devirde Afganistan mıyız? Hakkari'de o halde LPG patladı. Bir kişi çöken duvarı altında öldü. Bir kişi sele kapalı öldü. Sınırda asker vurdu. da Afganistan ee, diye şey yapıyor. Bu ırkçı dili kınıyorum bu arada. Nevşin Mengü'nün bu ırkçı dilini kınıyorum. Hiç yakıştıramadım. 2011'de 2013'te böyle paylaşımlar yaptıktan sonra Nevşin Mengü'ye bir şey oluyor. Nerede o tweet'i? Dur bir saniye bir tweet'i var. Bir tweet'i var. Ondan sonra böyle bir şeye dönüşüyor Nevşin Bengü güncelleme geliyor. Nevşin Mengü NPC arkadaşlar. Aa, o tweet'i atsanıza bana. Gerçekten böyle bir tweet'i varmış. Ben onu şaka zannediyordum. <laughs> Millet paylaşıyor zanned zannediyordum. Mersem gerçekmiş. Dur şurada vardır. Ha ha. Ee, bir tweet'i var şöyle. <laughs> Fon çekilirken beyin sarsıntısı, sarsıntısı geçirmiş olabilirim diye. Çok güldüm ya. Bu tweet gerçekmiş ama. <laughs> Türkçe klavye sıkıntısı abi. Türkçe klavye olmama sıkıntısı dediğimiz ama komik. 2014'te bir ne atıyor bir tweet'i. Ee, bu tweet'ten sonra ne olduysa işte Nevşin Mengü'ye bir şeyler oluyor ve birden mülteci bu tweet mi? Ha bu tweet. 2012'deymiş. Fon çekilirken beyin sarsıntısı geçirilmiş olabilirim. İşte bu tweetten sonra Nevşin Güyü beyin sarsıntısı, sarsıntısı geçirip Almanya'dan paralar almaya başladıktan sonra böyle bir kadına dönüşüyor. Kendisi bir yapay zekadır. Dikkat edin. Bazı zamanlarda havalar biliyorsunuz ısındı bu aralar. Bayağı sıcak. Bayağı sıcak. Ee, böyle sıcaklarda şey yapabiliyor. Ee, devresi böyle yanabiliyor biraz. Ondan dolayı çok aldırmayın kendisine. AKP'nin ne işini? Yok AKP'li değil ama işte mülteci güzellemesi yapıyor. Çünkü Almanya'dan para aldığı için ve Almanya'da mülteci istemediği için hararet yapabiliyor. Kısacası işlemci ısınıyor. Aynen öyle. Yani buraya da güzel bir e, gizli gerçekler Nigma, Nigma'dan gizli gerçekler yazısı yazdım e, bunu baktıktan sonra hafızanızdan silin tehlikeli bir bilgi herkes kaldıramaz Nevşin Mengü dünyayı yöneten 5 aile tarafından Türkiye'ye deccal olarak e, Türklerle taşşak geçmek için gönderilen bir kadın Nigma'dan aldığım bilgilerle bu tweet'i attım ona göre ona göre Neyse, Nevşin Bengü hakkında da böyle aklıma gelmişken konuşalım, konuşmuşalım. Neyse, Elon Musk'ın gizli gerçekleri I tried for years.